Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Bugün yine bize ayrılan süre içerisinde Osman hocamızdan orucun faydalarıyla ilgili, faziletleriyle ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Efendim oruç tabii ki piyasada konuşulan, herkesin de bildiği bir takım faydaları var. Faziletli olduğundan da şüphemiz yok Müslüman olarak. Allah-u Teala'nın emri, farz bir ibadet. Ancak ben şu fayda kısmına biraz daha şu soruyla girmenizi arzu ediyorum. Biz bir ibadeti yaparken onun faydalarını gözeterek mi yapmamız gerekir? Orucun birçok faydası var. Ama Ramazan-ı Şerif gelince ben bu faydalara kavuşayım diye mi bir Müslüman düşünmesi gerekiyor? Öncelikle göz önünde tutması gereken bu mu, yoksa başka şeyler mi olmalı? Mustafa Bey, tabii her şeyden önce Cuma gecemiz ve Cuma günümüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tabii bir de Ramazan ayı içerisinde bulunduğu için daha bereketli oluyor Cuma gecesi ve Cuma günü. Allah-u Teala hayrıyla, bereketiyle hepimizi istifade etme, hepimizin müstefid olmasını ihsan eylesin inşallah. Teala. Şimdi ibadetler anlatılırken kitaplarda Allah-u Teala'nın rızası için ve Allah-u Teala'nın rızasına niyet ederek yapılmalıdır. Ve İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Resul Hazretleri de sık sık üzerine basa basa bir şey buyuruyor. İbadet nasıl emredildiyse, ne şekilde emredildiyse, niçin emredildiyse o maksat ve o niyetle icra edilir. O an maksatla. Allah-u Teala'nın emirlerinin, kullarına bildirmiş olduğu emirlerin hepsinin faydası var. Cenab-ı Hak faydası bir şey emretmez buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bunu uzun uzun bildirmiş, açıklamış. Ancak mesela şimdi bizim bu programdaki yani işleyeceğimiz konu orucun fayda ve faziletleriydi. Biz namazın fayda ve fazileti, orucun fayda ve fazileti, zekatın fayda fazileti, haccın fayda fazileti bu şekilde böyle şey yapsak, hep böyle faydalarını, üstünlüklerin önemini böyle vurgu yapmış olsak bugünkü tabirle, bunu ön planda tutmuş olsak ve ibadetleri de bunun üzerine bina etsek, ibadet yapmış olur muyuz? Olmayız buyuruyor. Olmayız. Niye? Çünkü ibadet emredenin emrini yerine getirmek için yapılır. Ne emrettiyse ve nasıl emrettiyse o yeri, öyle yerine getirilir. Şimdi yani açık net bir şekilde şöyle diyeyim, dinleyicilerimizin hatırına da gelir bu. Mesela benim bir amirim var. Bana bir emir verdi. Git dedi şunu yap. Bu faydalı mı? Deme hakkım var mı? Var mı? Yok. Desem ne olur? Gözünün üzerine bir ayın çekti, şişlik meydana gelir. Misal olarak. Evin içinde bile olmaz ya. Evin içinde. Yani baba evladına, git evladım şunu yap. Baba bir dakika, senin bu emrin faydalı mı? Bana bir faydası var mı? Bana bir menfaati var mı? Deme hakkına sahip mi? Değil. Sahip değil. Dolayısıyla ibadetler de aynı şekilde. Allah Teala zaten faydalı olduğu için emretti. Ama biz bu faydasını düşünerek değil. Rabbimizin emri olduğu için yerine getiriyoruz. Rabbimizin emri olduğu için yerine getiriyoruz. Orada bana zarar gelebilir, şu olabilir, bu olabilir. Önemli olan emri yerine getirmek. Hatta bu konuyla alakalı olarak da zaman zaman mesela İslam ve Toplum programında naklediyoruz. Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri işte bir harpte bir gençle, bir çobanla karşılaşır. Bakıyor ki çoban çok kabiliyetli bir genç. Alıyor, yetiştiriyor sarayda aynı şekilde. Ve yüksek derecelere bile getiriyor. Tabii kısa zamanda sultanın gönlünü fethediyor. Sultanın indinde
katında bu derece böyle sevgili hale gelmesi, orada daha önceki vezirlerin, kumandanların veyahut da sarayda bulunan erkanın canını sıkıyor. Gediklilerin yani. Evet. Haset başlıyor. Haset başlıyor. Diyorlar ya, sultan bunda ne buldu da ince gibi bunu çok seviyor falan filan filan. Böyle tabi de sultanın kulağına geliyor. Bir gün sultanın eline böyle iri, kıymetli bir elmas geçmiş. İşte o kumandanlarını, ondan sonra vezirlerini hepsi toplantıda böyle. İşte baş vezirini çağırıyor. Diyor ki, al diyor şu elması, kır. Parçala. Parçala. Adam şöyle bakıyor, diyor ki, sultanım, bu çok kıymetli bir elmas. Eşi benzeri yok. Bir daha da aynı şekilde elde edilemez. Bunu diyor, kıramam. Kıyamam da diyor. Teşekkür ederim falan. Bu diyor ancak size layık. Bunu kırmaya kıyamam. Peki, çok teşekkür ederim. İkinci, üçüncü, hepsi. Hepsi, hiçbirisi kıyamıyor. O sırada o işte daha önceki o genç Ayaz. Ayvaz yahut da. O çıkıp geliyor. Ona diyor ki şu elması kır. Ayvaz alıyor elması. Kü diyere hızını alamıyor. Bir de ayağıyla külü fak ediyor. Sultan tabii sureti haktan görünerek gadaplanıyor. Sen diyor ne yaptın? O çok kıymetli bir elmastı. Eşi benzeri yoktu. Bir daha öyle birisi bulunamazdı. Sen ne yaptın? Sultanım diyor, dediğiniz doğrudur. Eşi benzeri yoktur. Belki bir daha bulunamaz. Dünyada öyle bir tanesi yoktu. Niye kırdın o zaman diyor. Niye kırdın o zaman? Bir de ezdin diyor. Benim için diyor sultanımın emri bunun gibi binlerce elmastan kıymetlidir, değerlidir. Onun istek ve arzusu benim için daha kıymetli ve değerlidir. Ha, o zaman sultanım ne emrederse onu yaparım. Yani. Evet, sultanım ne emrederse. Dolayısıyla Müslümanın da Allahu Teala ne emrederse, nasıl emrederse, niçin emrederse. Yani niçin emreder onu ben bilemem. Ama ne emrettiyse, ne şekilde emrettiyse onu öyle yapmalı. Orucu emretmiş. Orucu emretmiş. Ama Erşad alimler buyuruyorlar ki Allahu Teala'nın emrettiği ibadetlerin faydalarını araştırmak, bulmak, insanlara ulaştırmak men edilmemiştir. Hatta din cahillerine de aynı şekilde cevap olduğu gibi bazı kimselerin kalbi zayıf olabilir. Onlara da kuvvet verir. Bu sebepten dolayı da Ehl-i Sünnet alimleri bunları yazmışlar, kitaplarına yazmışlar ve yazılmasında, anlatılmasında fayda mülahaza etmişler. Bu sebepten dolayı kitaplarda mevcut ve anlatılıyor. Ama sizin demin hani konuya girerken söylemiş olduğunuz gibi, ha demek ki böyle orucun böyle faydalar var, ha tamam ben bundan sonra tutayım bunu orucu. Ne için tutuyorsun sen orucu? Allah'ın emri olduğu için tutmuyorsun. Yani ne için tutuyorsun? Faydaları olduğu için tutuyorsun. Dolayısıyla o oruçtan zahiri olarak meydana gelecek faydalardan nasiplenirsin. O faydalara kavuşursun. Yani mesela kilo verdiriyor. İşte az yiyorsun. Daha sağlıklı oluyorsun. Vücudun dinleniyor. Vücudun dinleniyor. Bütün organlar izinli dinleniyor. Oluyorsun. İzinli oluyorsun. Bunların hepsine kavuşursun. Evet. Ama ahirette ecir ve ücrete kavuşamazsın. Çünkü ahirette ecir ve ücrete kavuşabilmek için bunu Allah-u Teala'nın emri olduğunu düşünerek, inanarak ve böyle niyet ederek bunu yapmalı. Bu ibadeti yapmalı. Yoksa avuca bir şey geçmez. Şimdi akıl bali olan, ergin çağına giren kadın erkek her Müslümana Ramazan ayı gelince oruç tutmak farzdır. Bitti o. Yani bizim bileceğimiz bir esas olan burası. Tabii orucun birçok faydaları var. Faziletleri mevcut. Ancak Müslüman orucu bu faydalar için değil, Rabbimiz emrettiği için tutmaktayız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Sayısız faziletleri var, sayısız üstünlükleri var, doğru. Bu faziletlerden, üstünlüklerden bazıları mesela hadis-i şerifte de bildirilmiş bunlardan. Mesela, sabır imanın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır buyuruyor. Sabır imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.
oruç tutan ağız kokusu Allah-u Teala indinde mis kokusundan daha güzeldir. Ya bilmiyorum da Mustafa Bey, şimdi iftardan önce yaklaştığı zaman bazen böyle ağzım böyle abdest alırken şey yaparken o koku içeriden bir şey geliyorsa tam o koku anda çıkıyor. Benim pek hoşuma gitmiyor. Yani kendimi söylüyorum ben. Yani kendi ağzımdan çıkan koku kendime hoş gelmiyor. Ama hadis-i şerifte ne buyuruyor? Oruç tutanın ağız kokusu Allah-u Teala indinde mis kokusundan daha güzeldir buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte, bak bunu biz çok yapıyoruz. Oruçlunun uykusu ibadet. Niye hadis-i şerifte bildirilmiş? Niye gülüyorsun? Bana baktınız da uyuyorum diye baktınız, ne yaptınız? Yok. Salıverse ben de uyuyacağım da. Oruçlunun uykusu ibadet. Nefesi tesbihtir. Duası müstecaptır, makbuldür. Ameline kat kat sevap verilir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte, Allah yolunda bir gün oruç tutanın bedenini Allah-u Teala cehennemden 70 sene uzaklıkta tutar. Allah Allah. Oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır. Hadis-i şerif. Daha Allah-u Teala buyuruyor ki, kendi arzu ve isteklerine sabredenler hesaba çekilmezler. Ecirleri, sevapları hesapsızdır. Ve bir başka hadis-i şerif, benim kulum yiyip içmekten yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. Hani demek ki o sizin başlangıçta sormuş olduğunuz sualin cevabı bu. Benim kulum yiyip içmekte yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. Tabi onun için oruç tutulmazsa, Allah rızası için, onun emri olduğu için tutulmazsa, o zaman ne olur? O zaman derler ki, kimin için tuttuysan git sevabını ondan al. Veyahut da ecrini ondan al. Dünyada zaten sana da söylediler söyleyeceklerini. Onlar seni alacağını duydun, aldın. Alacağını aldın ve bedeninde kavuşacağına kavuştun deyiverler. Ve bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala buyuruyor ki, her iyiliğe 10 misli sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun karşısını deverim. Buyuruyor. Şimdi o ne demek? Ya karşılığını ben veririm derken. Efendim bunu İslam alimleri bayağı açıklamışlar. Mesela oruç ibadetinin faziletinin büyüklüğündendir bu buyuruluyor. Ve Allah-u Teala bu ibadeti özel olarak kendine nispet etmekte. Oruç benim içimdir buyurmuş. Her ne kadar bütün ibadetler Allah-u Teala için ve bütün alem onun mülkü ise de Kabe-i Muazzama için benim evim buyurmuştur. İşte oruç ibadeti için de oruç benim içindir buyurması bunun gibidir. Ve böyle buyurması oruç ibadetinin faziletini göstermektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın orucun karşılığını, ecrini ancak ben veririm buyurmasının sebep ve hikmetleri vardır. Bunlardan mesela birincisi buyuruyor. Allah-u Teala yemek ve içmekte münezzehtir, uzaktır. Oruç tutmakla Allah'ın ahlakından birine yapışılmış olur. Bununla çok sevaba kavuşulur. Nitekim hadis-i şerifte bir kimse de Allah-u Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunursa o kimse cennetliktir buyuruldu. Mesela yine bir yerde de anlatılırken, zaten burada da o anlatıldı. Yani Cenab-ı Hak yemek ve içmekte münezzehtir. Bu bakımdan kul Allah-u Teala'nın sıfatına, bu sıfatına benzemeye çalışıyor oruç tutmak suretiyle. Ayrıca ücretini de ben veririm buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, bütün ibadetleri yaparken o kimsenin o ibadeti yaptığını 3 aşağı 5 yukarı anlarız. Mesela adam para dağıtıyor, zekat veriyor diyoruz, tamam mı? Hacca gidiyor, uçağa bindi veya otobüse bindi, gitti gördük, tamam. Namaz kılıyor. Hacca gitti, camiye gitti gördük, namaz kılıyor. Ama oruç tuttuğunu bilemeyiz. Oruç tuttuğunu bilemeyiz. Doğru, orucum der. Orucum tutmadığı der. Halde orucum der. Gider yer içeri gelir, ah der orucum ya, susla hiç dayanamıyorum falan filan. Söyler de yani numaradan. Çocukken aynı şekilde derdik, çıkar dilini bakayım falan diye. Ben doktorlara sorduydum onu. Dedim çocukken böyle yapardık. Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani bir kimsenin diline bakmak suretiyle oruçta olduğu anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir diyorlardı. Biz demek ki o zaman bak bizim orada Oxford yoktu köyde. Yani bizim bayağı ileride gitmişiz yani. Demek ki fakülteden sonraki ihtisas kısmındaymış. Evet. Bayağı ilerlemişiz biz demek ki orada. Öğreniyor, bilinebiliyormuş. Demek ki bana mahsustur o...
hani bazı yönleri itibariyle Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanılmakta bu bakımdan öyle benzeyiş var. Onun için böyle buyurulduğu bildiriliyor. Bir de oruç ibadetini bir başkasının aynı şekilde bilmesi, anlaması mümkün değil. Ama şey öyle değil, diğer ibadetler öyle değil. Bu sebepten dolayı mesela yine buyuruluyor, onun sevabını ben veririm. Peki öbürlerinin sevabını da o veriyor. Ben veririm demesinin muradı, yani kul gerçekten Allah rızası için sabreder, orucunu tutarsa, mesela bazı hadis-i şerifler naklettiydik orada, işte 70 sene cehennemden uzak olur diyor. Allah yolunda bir gün oruçtan bedelini Allah-u Teala cehennemle 70 sene uzakta tutar. 70 sene. 30 gün tutuyorsun Ramazan-ı Şerif'te. 30 defa 70. Seni uzaklaştırıyor. Şimdi 10 sene tuttuğunu düşün. 20 sene, 30 sene bir ömür boyunca 40 sene oruç tuttuğunu düşün. Yani işte bir hadis-i şerifte oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır buyuruyor. Cehennemden koruyan kalkandır. Yani bu orucun mümin için faydası, bedeni faydasının dışında onu cehennem ateşinden de korumakta. Bu bir yerde Allah-u Teala'nın böyle buyurması o kula açık çek gibi bir şey mi? Aynen öyle. Hem şimdi zahiri olarak bu ifadeler kullanılmış, seni bu kadar zaman dilimi cehennemden uzaklaştırıyor. Yani evet. Cehenneme gitmeyeceksin demektir o. Bir başka da aynı şekilde açıklarlarken İslam alimleri buyuruyorlar ki mahşer günü Osmanlı'nın mesela mizanda hesabı görülüyor. Bir bakıyorsun günahlar dağlar gibi. Yok. Hani biraz daha cebini kurcalasan falan filan. Salla falan. Yok öyle bir şey de yok. O da olmayacak. İşte o anda Allah-u Teala meleklerine sorarmış. Tabi bütün amellerin karşılığı yazılıymış Mustafa Bey. Kiramen kâtin melekleri. Namaz şu kadar. Sevap aldı namaz karşılığında. İşte zekat karşılığında şu kadar ama orucunki boş mu? Boş. O anda Allah-u Teala sorarmış. Ne kadar aynı şekilde bunun sevaba ihtiyacı var? Teala'ymış ya Rabbi 10 ton. Bunun oruçlarına 20 ton yazın. 20 ton yazın. Yani orada veriyor. Orada veriyor. Ve orada yani onun sevabını ben veririm. Ben veririm. Öbürlerinkini de veriyor. Ama orucun o şekilde öyle bir sevapla karşı karşıya kalması Allah-u Teala'nın mümin kullarına ihsanı mı? Mümin kullarına ihsanı. Şimdi bunu anlatırken mesela ikinci olarak deniliyor ki biraz önce anlattık işte oruç gizli bir ibadet. Hakikaten gizli bir ibadet. Kimse bilemez onu. Hatta hadis-i şerifte gizli verilen bir gümüş açıkça verilen 700 gümüşten daha üstündür buyuruldu. Ama bunu gizlemek de o kadar zor ki ya. Ben şimdi hayır yapacağım kimseye söylemeyeceğim. Çok zor ya. Mesela nefsi gıdıklar durur ya. Hatta şöyle ya Mustafa Bey şey yani söylemek lazım böyle şeyler ama ben bugün işte ya gözlerim yaşardı. Bir fakir aldım götürdüm karnını doyurdum. Bir de çıkardım işte pantolon bir gömlek alıverdim. Çok sevindim. Geç söylememeli böyle şeyler. İyi söylememeli. İyi değil mi Mustafa Bey de? Yetmez o yani. Ratingim yüksek olması lazım. Ahmet Bey'e de anlatmam lazım. Hasan Bey'e de anlatmam lazım. Söylememek lazım ama. Yani istemem yan cebime koy gibi bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen de anlatsan memnun olurum. Herkes duysun. Ama şey itibariyle mesela yaptığı iyiliği bize Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler hep anlatırlardı. Naklederlerdi. Size yapılan yaptığınız iyiliği ve size yapılan kötülüğü unutun. Ehl-i Sünnet alimleri hep yazmışlar ve bildirmişler bunu. Bu dedim mümkün mü? Baktım ben Emel abinin hayatında görmüştüm onu Mustafa Bey. Hakikaten Emel abiler yaptığı iyilikleri unutuyor. Kendisine yapılan kötülükleri de unutuyordu biliyor musun? Hiç gündeme getirmezdi. Mesela kendisine bir kötülük yapan kimse ziyarete gelse sanki o kötülüğü hiç yapmamış gibi onu kucaklar, oturtur, ikramda bulunur, karnı açsa karnı doyurur, yine gülerek şey yaparak selamlarak onu gönderirdi. Gerçekten unutuyor demek ki. Evet gerçekten siliyor yani. Hani unutmuş gibi yapmıyor. Ya gerçekten unutuyor yani. Siliyor yani. Ya o durumda o anlaşılıyor. Çünkü bakıyorsun ya insan gayri ihtiyar yapmacık olan. Hani radyo adabına pek uygun değil ama yani eğilir insan yedirir etir.
Ulan bak sen böyle böyle yaptın ama bak ben gene karnını doyurdum ha falan. Deriz yani abi. Unuttum sanma falan. Unuttum sanma. İma ederiz sağından solundan bir yerinden ima edilir. Yani Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak Allah-u Teala o lafla olacak bir şey değil. Lafla olacak. Biz Emel abi de yakinen aynı şekilde onu görüyorduk. Yakinen aynı şekilde onu görüyorduk. Kendisine yapılan kötülüğü unutuyor. Yaptığı iyilik de iyiliği de unutuyor. Yaptığı iyiliği de unutuyor. Sanki ona öyle bir iyilik hiç yapmamış. Hiç yapmamış. İma bile etmiyor. İma bile etmiyor. O iyilik yaptığı kimse ona nankörlük yaptığı zaman dizine gözüne dursun biz ona böyle bir iyilik yaptık dediği vaki değildir. Ben çocukken çok duyardım. Çok duyardım. Dizine gözüne dursun. Bizim eve de geliydi. Bir de yemek yedirdik. Ha, bir de yün yatak seriverdiydik herife. Dizine gözüne durasca. İyi ki yedirdin yani. Dizine de gözüne de hepsine de durdurdun. Hepsi gitti yani. Sonra da işte ben iyilik ettim. Ne iyilik ettin? Yaptığın iyilik gitti. Yaptığın iyilik gitti. Tabii iki şeyi de unutmayın derdi. Size yapılan iyiliği ve günahlarınızı unutmayın. Kitaplarda hep bunlar yazıyor zaten. Size yapılan iyiliği unutmayın. Biri size iyilik yaptı unutmayın. Onun için bizde mesela atasözü haline gelmiş bir acı kahvenin 40 yıllık hatırı var. Hakikaten öyle. Ben onu Enver abi de müşahhas olarak da görmüştüm. Ya ömründe bir defa diyelim ki Anadolu'ya gidiyordum. İşte oradan şeyden geçerken, kasabadan geçerken bir arkadaşı işte demiş ne olur efendim bir buyurun bizim bir kiraz bahçesine. İşte orada yemek yedirilmiş falan. Ya o 7 sülalesini sırtına almış, bakmış, etmiş. Ama o kendi baktıkları, kendi verdiklerini siliyor. Ya o kiraz bahçesindeki yemek ne güzeldi ya. O kirazlar ne güzeldi. Ne kirazıymış bu ya, ne kiraz bahçesiymiş hani. Diyesin geliyor gayri ihtiyari. Unutmuyor onu. İşte o vaktiyle ecdadımız da öyleymiş. 40 yıllık hatır var. Peki aynı şey mesela Emel abinin kayınpederi. Bu Tam İmnal Saadet-i Veli kitabını yazan Hüseyin Hilmi Efendi. Hüseyin Hilmi Efendi. Bir zamanlar birisinin böyle bir işi oluyor. Emel abiler gidip arz ediyor. Diyor ki böyle böyle. Ya kardeşim buyuruyorlar. Bize falan zaman bir gazoz ikram ettiydi. Onun hatırına onu yapıverelim demişler. Gazoz. Gazoz. Falan zaman bir de yani. Falan zamanda bir gazoz ikram ettiydi. Onun hatırına. O gazozun hatırına. Şimdi adama araba veriyorsun, ev veriyorsun. Yani onun bile hatırı olmuyor yani. Falan zamanda değil yani. Falan. Bir hafta önce veriyorsun. Bir hafta sonra adam seni tanımayabilir yani. Tanımayabiliyor. Tanımayabiliyor. Allah Allah. İnsan hani onları görünce işte hadis-i şerifte de buyuruyor. Gizli verilen bir gümüş açıkça verilen 700 gümüşten daha üstündür. Yarın ahirette mahşerde elbette bunlar aynı şekilde ecir ve şeyi kazanıp götürecekler. Üçüncü olarak da deniyor ki oruç tutan nefsini yenebilir. Bu da üstün bir ibadettir. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a ey Davud nefsine düşman ol. Muhakkak ki benim sevgim nefse düşmanlıktadır buyurmuştur. Demek ki nefs düşmanına yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetli olunca da günah işlemesinin önüne geçilmez. Ha, bakın burada yine Ersine talimler buyuruyorlar ki nefsin yemeyle içmeyle bir alakası yok. Dedi, yeme işveyle ama bak ifade enteresan. Yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetlendirilmiş oluyor. Yemeden ve içmeden aynı şekilde insan bedeni ayakta duramaz. Yiyecek içecek. Her çeşit yiyecek içecek de serbest bırakılmış. Ama devamlı surette yani doyduktan sonra da yemeye devam etmek suretiyle yemek ve içmekle hep meşgul olacak olursa nefs kuvvetlenir. Nefs kuvvetlenince de aynı şekilde azgınlaşır. Bu azgınlığın neticesinde namaz kılar, ne oruç tutar. Fırsatını bulduğu anda da insanı dinsiz yapar. Mevcut imanını da aynı şekilde çalabilir mi? Evet. Mevcut imanını da alır götürür. Çalar yani. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ama oruç tutmak suretiyle hiç olmazsa o biraz kırılıyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şehvetini yenemeyenler için tavsiyede bulunmuş oruç tutunuz diye. Yine başka bir bak bir hadis-i şerif var. Sevinesin bak Mustafa abi müjdeli bir hadis-i şerif.
oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadette geçirenin ibadetinden üstündür. Evet. Bunu tuttum. Hadi hep beraber yatalım. Gece yatmayız. Gece yatmayız. Allah Allah. Bu arada biz bu programı oruçluyken çekiyoruz. Hani yayınlandığı saatte iftar olmuş oluyor da dinleyicilerimiz evet, şaşırmasınlar. Şaşırmasınlar. Diye. Çünkü biz oruçluyken çekiyoruz bunu. Oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçirenin ibadetinden üstündür buyuruldu. Yine oruç tutmakla şeytanı da yenmek mümkünmüş. Çünkü şeytan cereyanın elektrik telinde dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır. Fakat oruç tutanın bedenine giremez buyuruyor ya. Şeytanın da en fazla tırstığı şey açlıkmış herhalde. Açlık. Oruçtan aynı şekilde tırsıyor. Şeytan damarlarınızda kan gibi dolaşır. Oruç tutmakla yolunu daraltınız. Enteresan bir şey. Ne alakası var değil mi? Oruç tutunca yolu daralıyor. Şeytan bedene giremeyince vesvese zararından kurtulmuş olur. Ama sen şeytan zaten bağlı. O konuda rahatız. Bir başka madde olarak da oruç tutmakla meleklere de benzemiş olur insan diyor. Temiz ve makbul olanlara benzemenin karşılığı büyüktür. Hadis-i şerifte salihlerin hasletinden kim de bulunursa kıyamette onlarla haşr olur. Ne büyük müjde ya. Bir tane bile o büyüklerin hallerinden yani özelliklerinden bizde bulunmuş olsa cennete gireriz. Ve biz de oruçluyken uyuyuveririz yani. Ne olacak? Hadis-i şerifte uygun hareket ederiz. Olmaz mı öyle? Olur yani. Hadis-i şerife de uymuş oluruz. Hadis-i şerife de uymuş oluruz. Tabii. Meleklere benzemek de onlar yiyip içmediği için. Evet. Yani, bizim anladığımız şekilde şey yapmıyor. Evet, benzemiş oluyoruz. Her şeyin bir zekatı vardır buyuruyor. Bedeni zekat da oruçtur buyuruyor hadis-i şerifte. Zekat malı temizlediği gibi oruçta bedeni temizler buyuruyor. Oruçta beden. Oruç kibri büyüklenmeyi de giderir hakikaten ya. İftara yakın var ya. Niye kibirlenince zaten elin ayağın dökülmüş. Elin ayağın dökülmüş. Yerkenler inmiş. Kime ne diyeceksin? Hele bir de o gün susamışsan. Ah bir su diye dolaşır durursun. Şeyde hep anlatırlar da. Babaannemden anlatırlar daha doğrusu. Böyle kış geceleri anlatırlardı, böyle masal gibi, hikaye gibi şeyler anlatırlardı. Kış günü böyle İç Anadolu'da köylerde kerpiç evler. Şimdi bir odada şey yanıyor, soba yanıyor. Herkes de orada. O gün biraz yağlı bir şey yermişler. Tabii evin babası susamış. Bir ara şöyle bir uyanmış gece yarısı. Dışarısı soğuk, kar tipi. Testide dışarıda, odanın içinde değil. Bakmış büyük oğlan aynı şekilde kıpırdıyor. Oğlum demiş bir su getir de içeyim falan. Ya baba dışarı soğuk demiş ya demiş. Nasıl git demiş kendin kalk getir iç ya demiş ben gidemem falan. O anda küçük de uyanmış. Cevap veriyor. Vay terbiyesiz demiş. Babam demiş bir şey istiyor falan demiş getirmiyor. Baba sen demiş o terbiyesize bakma demiş. Kalk git iç gelirken bir de bana getir. Kalk git iç gelirken bir de bana getir. Bir de bana getir. Yani nereden çıktı? Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç kibri büyüklenmeyi de giderir. Kalbi nurlandırır, aklı arttırır. Kıyamette sırattan kolay geçmeyi sağlar. Bedene sıhhat kazandırır. Nitekim hadis-i şerifte oruç bedenin sıhhatidir buyurulmuştur. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç tutun sıhhat bulun buyuruyor. Oruç zararlı değil, faydalı mıdır? Faydalıdır. Ama bizim birinci bölümde bitti galiba. Evet. İkinci bölümde yine oruçla ilgili sizi dinlemeye devam edeceğiz. Gönül Pınarı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Osman Ünlü hocamız orucun faydalarından ve faziletlerinden bahsediyordu. Evet hocam, buyurunuz, hadis-i şerifler naklederek devam ediyordunuz. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki orucun o yüksek faydalarından istifade edebilmek için şu anda dikkat etmek lazım buyuruyor. Tam faydalar var ama buna kavuşabilmek için de bunun şartları var. Bu şartlardan birisi gözü faydasız şeylere haram bakmadan kalbi de meşgul eden ve iyi şeylerden alıkoyacak hususlardan korumalıdır. Gözü. Gözü sakınacağız bir kere. Gözü koruyacağız. Günahtan. Tabii. İkinci olarak da diyor ki dilini yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalıdır. Bu faydaya kavuşabileceksen, yani sen bir gayret sarf edeceksin oturduğun yerde. Gözün böyle niye derler? Şam şeytanı gibi derlerdi. Niye kullanırlar o tabiri bilmiyordum ya. Şam'ın şeytanı ayrı mı ki? Şam şeytanı gibi derlerdi. Dolayısıyla hani göz neyle meşgulse kalp de ona bağlanır buyuruyor. O meşgul ettiğince. İki, dilin de yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalı. Orucun sevabını muhafaza edebilmek için dili her türlü kötülükten uzak tutmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte oruç bütün kötülüklere kalkandır. Oruçlu kimse cahillik edip de kötüsü söylemesin. Şayet birisi kendisiyle itişip kakışmak isterse ben oruçluyum diye mukabelede bulunsun buyurmuş. Ben oruçluyum, beni günaha sokma. Oradan uzaklaşsın. Orucun o yüksek faydalarına kavuşabilmek için, manevi faydalarına kavuşabilmek için. Sonra gıybet edenleri dinleyenler de günaha ortak oldukları için haram şeyleri dinlemekten kulağını muhafaza etmeli. Gözünü, dilini, kulağını. Ve bir başka madde olarak da gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu gibi el, ayak ve diğer uzuvlar da haramlardan ve şüphelerden korumak lazımdır. Mideye haram lokma sokmamaya çalışmalıdır. Bir başka madde de sahurda çeşitli ve kuvvetli gıdalar yemekte mahsur yoksa da iftar vakti tıka basa yiyerek mideye zarar vermek doğru değildir. Ağır işlerde de çalışmayan pek fazla yiyerek oruçtan beklenen faydadan mahrum kalmamalıdır. Ya zaten iftarda fazla yediğin zaman orada kalıyorsun. Tamam, sahurda izin verilmiştir. Zaten sahurda yiyebilmek için de iftar az yemeli. Yoksa zaten yiyemezsin. Çünkü yaza rastladığı zaman sahurla iftarla arasında ne kadar zaman? 6 saat bir zaman var. Değil mi? 6-6,5 saat. Işte. O kadar. Bu kadarcık bir zaman var. Hatta şeye doğru, kuzey kutbuna doğru yaklaştıkça bu zaman dilimi iyice azalıyor. 2,5 saate kadar iniyormuş. Zaten iftar yapacaksın, sahur yok demektir o. Yani bir defa yemek yiyorsun, 24 saatte bir yemek. O kadar. Dolayısıyla fazla yememeli ve yerken de şeye dikkat etmeli. Helalden olmasına dikkat etmeli. Ve bir de bir madde olarak da buyuruyor ki iftar vakti kul şöyle düşünmeli ki acaba tuttuğumuz oruç kabul edildi mi? Böyle düşünmeli, korkmalı. Allah-u Teala'ya orucun kabul olması için yalvarmalıdır. Ya Allah-u Teala muhafaza buyursun da oruç tutuyoruz. Bir de ya bu kadar zahmet çektik, işte aç kaldık falan. Elbette kabul olmuştur sanki. Deyiveriyoruz. Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok orucumuza. Ramazan'da çok istiğfar söylemeli. Estağfurullah min kül makeri. Allah çok okumalı. Kur'an-ı Kerim okumalı ve dinini doğru yazılmış ilmihal kitaplarından öğrenmelidir. Hasan-ı Basri Hazretleri böyle bir kısım insanların bir bayram günü gülüp öğrendiklerini görünce bu zat buyuruyor ki Allah-u Teala Ramazan ayını müsabaka, yani yarış meydanı gibi yaratmıştır. İnsanlar ibadetle müsabaka ederler, yarışırlar. Müsabakayı, yarışı kazananlar kurtulur, kaybedenler helak olur. Eğer hakikati bilselerdi, yaptığı ibadeti, ameli makbul olanlar sevinçten, yaptığı ibadeti, ameli kabul olmayanlar ise üzüntü ve hasretten gülüp oynayamazlardı buyurmuştur. İki tarafta oynayamaz. İki tarafta oynayamaz. Din büyüklerinden birisine artık sen ihtiyarladın. Dinimiz oruç tutmayan ihtiyarlara ruhsat tanımıştır. Fidye ver, oruç tutma dediler. O zat da cevabında
ben orucu uzun bir yolculuk için azık olarak biriktiriyordum. Bugün biraz zahmete katlanmak, yarın Allah-u Teala'nın azabına dayanmaktan daha hafiftir buyuruldu. E tabii bu büyüklerin hayatlarını okuyunca, bu dar sözlerini okuyunca ibadetleri yapmakta insan bir gayrete geliyor. Bugün birazcık sıkıntıya katlanmayan, yarın mahşer günü, mahşerdeki o sıkıntı, mahşerden sonra da cehennem geliyor. O cehennem ateşine nasıl dayanacak ki? Nasıl katlanacak ki? Çok çok zor. Çok çok zor. Bu sebepten oruç Allah-u Teala'nın kullarına bir ihsanı, bir lütfudur. Bu ihsana layık olabilmek için orucun şartlarına uygun olarak tutmalı. Oruç derken çekilen sıkıntılardan şikayetçi olmamalı. Sabretmeli, mükafatını Allah-u Teala'dan beklemelidir. Allah-u Teala'nın emri olduğu için orucu tutmalı ve bu emre uyulduğu için oruç ibadetinin içinde gizlenmiş olan maddi ve manevi iyiliklerine, faydalarına kavuşmayı arzu etmeli. Tutulan oruçların kabul olması için de dua etmeli ve yalvarmalıdır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Bununla ilgili olarak hadis-i şerifte oruç bana aittir, orucun ecrini ben veririm, sevabı nihayetsizdir, muhakkak sabrederek ölenlerin ecirleri hesapsızdır buyurulmuştur. Ve oruç cehenneme kalkandır buyurulmuştur hadis-i şerifte. Oruç tutarak gönlü huzura kavuşturmalı ve şeytanın yolunu kapatıp siper hasıl etmelidir. Muhammed Bakır Veli Hazretleri buyurdular ki, oruç tutmak Allah-u Teala sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah-u Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Burhanettin Tirmizi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat edermiş. Eğer Allah-u Teala taatta bulunmazsanız hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur. Peygamber ve velilerin kalplerinden hikmet pınarları açlık ve oruç bereketiyle fışkırmıştır. Allah-u Teala'ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allah-u Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse, fakat midesini doldursa, hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa, başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile, yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki, sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. Şimdi Burhanettin Tirmizi Hazretleri, bu sadece Ramazan ayında tutulan oruç için söylemiyor bunları. Biz zaten Ramazan-ı Şerif orucunu zor tutuyoruz. Ya bunlar ne diyor böyle? Senenin tamamını oruç tut diyor. Değil mi? Ama bunlar böyleymişmiş. Mesela şeyde Davud-ı Tayyi Hazretleri mine bayram günleri hariç buyuruyor. Senenin her günü oruç tutmuş. Annesi bile anlayamamış. Ha, diyeceksin nasıl anlayamamış annesi? Nasıl anlayamamış? Yemek getiriyor, şey yapıyor falan. Bilememiş, anlayamamış kadıncağız. Yani hizmetçisine veriyor, o görmeden veriyor. Peki hep oruç tutarmışmış. Hep oruç tutarmış. Peki annesi bilemediği halde biz biliyoruz. Asırlar sonra aynı şekilde. Biz de naklediyoruz. Biz nereden biliyoruz? Şimdi bu konuda kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala yapılan ibadetleri, amelleri gizlemeyi emrediyor. Hele nafile ibadetleri. Ramazan-ı Şerif dışındaki oruçlar nafile. Tamam, kefaret kaza oruçlar vardır, adak orucu vardır veya yemin kefaret orucu vardır. Bunlar aleni olarak aynı şekilde söylenip tutulabilir, gösterilebilir. Bir mahsuru yok. Ama nafileleri gizlemek gerekir. Öyle buyuruluyor. Peki annesi bilmiyor ama herkes biliyor. Şimdi bunlar gizlediler. Bunlar gizlediler. Fakat Allah-u Teala bunların bu orucunu açığa çıkartmayı murad etti. Niçin? Bizim gibi cahiller için. Bizim gibi cahiller için. Biz şimdi bir Ramazan ayında böyle yamulup duruyoruz. Susadım. Ya bugün de işte şeyde, sahurda fazla yemedim. Acıktım. Ya bir su olsa. Bir işte şu olsa. Neyse, suya fetva veren çıktı canım. Yani şey. Su sayınca içmekte mahsul yok. Mahsul yokmuş. Biz yanlış biliyormuşuz. Demek ki o zaman acıkınca da mahsur olmuyor. Kaç senelerdir. Değil mi?
Acıkınca da acıktığı kadar yemesinde mahsur olmuyor. Yani, o anda neye ihtiyacı varsa demek ki o düğüm çözülüyor. Düğüm çözülüyor. Yani zındıklığın bir başka versiyonu bunlar da. Zındıklığın başka versiyonu. Vaktiyle işte bir hazineyle görevli birisi varmışmış. Hükümdara baskı yapmışlar. Veyahut da vali neyse o zamanki. Bunu buradan al, bunu buradan al falan. Neyse en sonunda hükümdar alıyor valiyi. Oradan ayrılırken o vilayetin eşrafı işte uğurlayacak. Uğurlarken vali diyor ki iyi yapmadınız diyor. Niye diyorlar? Ben diyor küpleri doldurduydum diyor. Şimdi gelecek olan mahallenin küpleri boş. Bir de onun için çalışacaksınız yani. Onun küpler dolsun. Onun için, kadar. Onun için diyor, şimdi rahat edecektiniz diyor. Ben küpleri doldurduydum diyor. Adam açık konuşmuş. Adam açık konuşmuş. Biz nereden getirdik, nereye bağlayacaktık şeyi? Ya, ileri geri konuşanlar. Yok şöyle yapıyor da yok böyle oluyor falan diye. Şimdi Allah-u Teala bu oruç tutanların, daha doğrusu samimi olarak oruç tutanların oruçlarını açığa çıkarmış. Davud Tahir Hazretleri'nde olduğu gibi gece namazı kılıyor, gece namazı kıldığı açığa çıkmış. Halbuki bunlar gizliyorlardı. Ama biz daha şey yapmadan 40 kişiye söyleriz bunu. Böyle bir Ramazan-ı Şerif dışında. Ramazan-ı Şerif'te zaten aynı şekilde kime söyleyeceksin ki ben oruç tutuyorum diye. Bir Müslümanı ben oruç tutuyorum. Ne yapacaktın ya diyecek. Doğru ya. Ne yapacaktın ya? Müslümansam tutacaksın tabii. Müslümansam tutacaksın. Şimdi gayrimüslim ya da ateistlerin arasında bulsan onu da hakaret görüyorsun zaten. Niye oruç tutuyorsun diye. Eğer kimse sana itibar etmiyor. Müslümanların arasına gidiyorsun. Tabii tutacaklar. Tabii tutacaksın. Çünkü farz olan oruç. Şimdi tutmayanların arasına giriyorsun. Sen niye tutuyorsun da tahkir ediyorlar. Sana aynı şekilde kem gözle bakıyorlar. Ama nafile oruç tutuyorsan Müslümanların indinde kıymetli olursun. Farz oruçların dışında bak böyle şey yapıyor. O kibre ucuba götürür, tehlikelidir. O tehlikelidir uyuluyor. Onun için de bu büyükler o nafile oruçları tutarlarken bile başkalarına bildirmiyorlar. Ama Allah-u Teala eğer murad etmişse bunların ibadetini, gece namazlarını, kıldıkları namazları, çektikleri tesbihatları, tuttukları oruçları açığa çıkarmayı murad etmişse bunları açığa çıkarıyor. Ramazan-ı Şerif dışında tutulan oruçlar da kıymetli demek ki. Tabii kıymetli. Çünkü oruç hani anlatıyoruz, naklediyoruz ya Allah-u Teala bir sıfatıyla yeme içme olmadığı için Cenab-ı Hak da onun sıfatına benzemek oluyor. Ve çok şey de açılır buyuruyor. Manevi haller de kendisine açılır. İtikad düzgün olmak kaydı şartıyla. Peki itikad düzgün değil de itikad bozuk olsa da yine böyle yemesini içmesini kesmiş olsa ona da açılır mı? Mustafa Bey açılıyor. Mesela bu Hint brehmenler var. Hint papazları daha doğrusu. Şimdi pek yapan kalmadı onlarda da. Daha önce çok yapıyorlardı onu. Mesela bunlar 3 günde bir yiyorlar, 4 günde bir, 1 haftada, 10 günde, 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda bir defa yiyecek durumuna getiriyorlar. 3 ayda bir defa yiyor. Ayda bir defa yiyor. Tabi bu açlığın getirmiş olduğu şeyle nefs parlar böyle. O parlama neticesinde istiraç olarak sihir, olağanüstü haller gözükmeye başlar o kimsede. Olağanüstü haller gözükmeye başlıyor. Bu da işte o şey sebebiyle, açlık sebebiyle meydana geliyor. Onun için mesela din büyüklerinin çoğu hep tavsiye etmişlerdir. Gönül gözünün açılması konusunda olsun ve benzeri şeylerde olsun hep orucun çok faydası vardır diye. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki insanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Bu sebeple insan şehvetine, arzu ve isteklerine uyar. İnsanın nefsini böyle işlerden muhafaza etmesi için bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç bu hususta en güzel çaredir buyurmuşlardır. Oruç en güzel çaredir bu hususta.
Ve yine Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri'nin bir sözü daha. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlaması, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilmişse oruç o derece günahlarına kefaret olur. Melekler oruç tutan kimseyi severler buyuruyor. Bu protestan papazlar var. Hatta Abdullah Süveydi Hazretleri, Abdullah Süveydi Hazretleri'nin yazdığı kitap ayrı. Harput İshak Efendi. Bunlara bir cevap vermiş. Diyal Kulub diye. Ve bu Hakikat Kitabı tarafından da cevap veremedi ismiyle yayınlanmış. İşte orada bu protestan papazların bir itirazı var. Diyorlar ki onlar, oruç tutmak gibi ağır bir yükü insanlara yüklemek yerine insanı yalnız bozuk, kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz. Sözlerine karşı Harputlu İshak Efendi buyuruyor ki. Onlar böyle itiraz ediyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın dininde, getirdiği dinde oruç vardı. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde oruç vardı. Yalnız Musa Aleyhisselam'a inandıklarını söyleyen Yahudiler oruç tutuyor. Nasıl tutuyor? Onlar da evirmişler, çevirmişler. O gün sadece suyla işte arpa ekmeği yiyorlarmış veyahut da buğday ekmeği yiyorlarmış. Neyse bir şey, çavdar ekmeği mi ne yiyorlarmış. Lüksten kaçınıyorlar gibi. Evet. Şatafattan kaçınarak oruç tutuyorlar. Oruç tutuyorlar. Ekmeği yiyor. Suyu da içiyor. Suyu da içiyor. Ekmeği yiyor, suyu da içiyor. Allah Allah. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın getirdiğinde öyle değildi. Hristiyanlar ise bunu tamamen yok etmişler. Onlarda hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Mesela namaz. Bütün dinlerde vardı bu. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde de vardı. Fakat bunların hepsini yok ettiler. Buraya. Kurban, zekat, onlar da vardı. Vardı tabii. Hepsini yok etmişler. İşte burada protestanlar oruç tutmak diyor ağır bir yük. İnsanın diye böyle ağır bir yük yükleneceğine diyor, böyle bir ibadet bildirileceğine, işte bozuk kötü niyetlerden, batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz. Biz böyle yaparız diyor. Bizim hani Hristiyanlık daha üstündür demek istiyor. Harput-i İshak Efendi de cevap olarak Allah-u Teala tarafından gönderilen hak dinin ahkamını insanlar değiştiremezler. Oruç yalnız aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Orucun batini birçok hikmet ve faydaları vardır. İlahi esaslar üzerine bina edilmiş olan bir farzı papazların ve hiçbir kimsenin tahrif etmeye, değiştirmeye selahiyeti yoktur. Oruç zahiri ve lüzumsuz amel değildir buyuruyorlar. Hazreti Rabia çok oruç tutardı. Bir defasında bir hafta hiç yiyecek bulamadı. 8. gece açlığı iyice şiddetlendi. Nefsine o da yemeği alıp yere koydu. Özür dilerim. Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı. Bir tabak yemek getirdi. O da yemeği alıp yere koydu. Mum getirmeye gitti. Gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü. Su bardağını almaya gitti. Mum söndü. Su içmek isterken bardak düşüp kırıldı. O da, "Ya Rabbi, bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum." diyerek bir ah çekti. Bu ahtan neredeyse ev yanacaktı. Bir ses duyuldu. "Ey Rabia, istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dertler belalar ile dünya bir arada bulunmaz." Bu sözü işitince, "Ya Rabbi, beni kendinle meşgul eyle ve senden alıkoyacak işlere bulaştırma." diye dua etti. Bundan sonra dünya zevklerinden öyle kesildi ki, kıldığı namazı "bu benim son namazımdır" diye huşu ile kılar, hep Allah-u Teala ile meşgul olurdu. Hatta birisi gelip kendisini Allah-u Teala ile meşguliyetten alıkoyar korkusuyla, "Ya Rabbi, beni kendinle meşgul eyle de kimse senden alıkoymasın" diye dua ederdi. Allah Allah. Tabii onların dereceleri öyle yüksekti. Onların hayatları, onların oruç tutuşları, Allah-u Teala'ya yakın oluşları kitaplarda okundukça İnsan tabii o zaman geriye döndürüyor. Yani aynaya bakıyorsun, aynaya bakma ihtiyacını hissediyorsun. Baktığın zaman da bir işe yaramadığı anlaşılıyor. Mesela orucun faydalarından bazıların hep böyle kitaplarda anlatılmış da bunlardan birisi de mesela gerçi biz onu atlettik.
Oruç tutan kimseyi hakikaten bilemezsin. Öbürlerini, diğer ibadetleri bilebilirsin ama bunu bilemezsin. Bir de bunun bir faydası, oruç tutarak aç kalan Müslümanların, aç kalan fakirlerini hatırlama ve onlara yardım etme arzusu, gayreti artar buyuruluyor. Açlığın ne menen bir şey olduğunu yakin ediyor. Susuzluğu da anlıyor. Susuzluğu da anlıyor. Mesela 11 ay devamlı çalışan mide ve ona bağlı olan azalar dinlenmiş, sıhhate de kavuşmuş olur. Vücutta birikmiş enerjiler de böylece harcanmış olur. Bu da faydalarındandır deniyor. İftar davetleriyle dostluk, akrabalık bağlar da kuvvetlenir. Doğru, hakikaten unutulmuştur. Ramazan'dan Ramazan'a bile hatırlanabiliyor bazen. Oruç münasebetleriyle yemek yerine işleri kısaldığından, yiyeceklere talep az olduğundan ucuzluk da olur. Hakikaten oluyor. Oruç, oruçlu insan kızmaz, kalp kırmaz, kimseyi hatta hayvanları bile incitmez. Bu başkası için anlatıyor herhalde, bizim için değil. Yani şimdi gelecek, bizim damarımıza basacak, biz kızmayacağız mı? Tavsiye kızmaz diyor da, kızmaz diyor da, biz daha o noktaya gelememişiz demek ki, biz o maddeyi geçelim. Ve rızkı genişler, para ve malı da artar buyuruluyor. Rızkı genişler ve para ve malı da aynı şekilde artar. Gerçekten Ramazan-ı Şerif geldiği zaman rızkın arttığını, rızkların arttığını yakinen hemen hemen şu anda bizi dinleyenler bile şahit oluyorlardır ona. Ya bakıyorsun sofranda envai çeşitli aynı yiyecekler olabiliyor mu? Evet, envai çeşitli yiyecekler olabiliyor. Dolayısıyla ibadet olarak, Allah-u Teala'nın emri olarak oruç ibadeti yerine getirilirse onun içerisinde bulunan faydaları, faziletleri ne varsa hepsi onun içerisinde, hepsine kavuşuyor insan. Ama hani konunun başında sizin söylediğiniz gibi, efendim ben sadece şu faydaları sebebiyle ben bunu tutuyorum diyorsan, tamam, sadece o faydalarına kavuşulur, orada da kalır. Ahirette de eline bir şey geçmez. Nitekim biraz önce nakletilmiş bir hadise var Rabia Yadviye Hazretleri ile alakalı olarak. Yani mübarek hanım detaya girmeden orada naklettik de, sahurda da yiyecek bir şeysi yok. Suyla sahur yapıyor, suyla iftar ediyor. Komşusu muttali oluyor bu duruma. İşte bir çorba getirmiş, bir kap yemek getirmiş. İşte kalkayım hani mumu yakayım falan, su getireyim falan der. Kalkarken kalkınca işte testi elinden düşüyor, testi kırılıyor. Kedi geliyor çorbayı deviriyor. Yerde böyle aciz bir şekilde, ya Rabbi diyor, ben senin aciz bir kulunum. İşte o zaman da diyorlar, Allah, bir ses geliyor. Ey Rabia, istersen dünya altınlarına aynı şekilde dünyayı ayağının altına sereriz. Ama sevgimizi alırız o zaman da. Sevgimizi alırız. Tabii bizim anlamadığımız bir şey, o büyüklere ihsan edilen şeyler çok farklı bir şey. Biz onu takat getirebilir miyiz? Yani yapabilir miyiz? O zordur da, hatta İslam ve toplumdaki dinleyicilerden zaman zaman geliyor. Siz öyle şeyler anlatıyorsunuz, naklediyorsunuz ki, yani bu zamanda onları yapmak, yaşamak mümkün değil ve öyle zatların hayatından kesitler anlatıyorsunuz, naklediyorsunuz ki onları da aynı şekilde yapmak mümkün değil. Niye anlatıyorsunuz o zaman diye? Niye anlatıyorsunuz? Yani açıkçası diyor ki, siz kendiniz öyle misiniz? Değiliz. Açıkçası değilim, öyle değiliz. Peki niye anlatıyorsunuz? Bir, bereketlenmek için. İki, işte bu zamanda böyle beş vakit namazı kılıp Ramazan şerifte biraz oruç tut da böyle yamulup yumulup aynı şekilde, ya biz çok mübarekiz falan filan dememek için bu zatların hayatını anlatıyoruz ve bu zatların hayatını önümüze koyuyoruz. Ha, bunları görünce bir işin değil. Hani Nasrettin Hoca birisine birisi gelmiş, Nasrettin Hoca hoca için anlatılır diye naklediliyor. Sormuş, demiş, sen nesin? Yani ne bakımdan söylüyorsun? Ne işe bari? Hiç demiş ya. Ben bir adam değilim işte. Hiç. Hiçbir şey. Olur mu demiş ya. Peki demiş, sen nesin? Ben demiştim, okuyorum demiş. Şöyle yapacağım, şunu yapacağım, şunlar olacağım. Başka şunu olacağım. Sonra şunu olacağım. Sonra işte demiş, ben demiş vezir olacağım. Sonra sadrazam olacağım demiş.
Peki demiş, sadrazam da oldun, hükümdar olamayacağına göre. Sonra ne olacaksın demiş. Hiç demiş ya demiş. İşte ben de oradayım ya şimdi zaten. Senin bunca zaman sonra geleceğin makamı ben gelmişim. Yani. Geldi. İşte bu büyüklerin hayatını anlatırken maksadımız da oydu zaten. Bir hiç olduğumuzu anlayabilmemizdir. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabule karin eylesin. Allah rızası için tutarsak bu fayda ve faziletlerinde kavuşmuş oluruz efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız. Gönül Pınarı.